Beşiktaş TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Beşiktaş'ın yeni transferi Alexis Delgado şu anda stüdyomuzda ve ilk açıklamalarını Beşiktaş TV'ye yapacak. Hoş geldiniz öncelikle diyorum hem stüdyomuza hem de Beşiktaş'a. Bienvenido a nuestro estudio y bienvenido a Beşiktaş. Muchísimas gracias. Çok teşekkürler. Önce transfer sürecini dinlemek istiyoruz. İlk teknik nasıl geldi, neler hissetti? Bu süreci ilk önce kendisinden dinleyelim. Primeramente quisiéramos escuchar del proceso de transfer. ¿Cómo ha sido el transfer? Pues bueno, la verdad que durante una semana me comentaron que llegó una oferta. Bir hafta içerisinde bana bir yeni bir teklifin olduğundan bahsettiler. Y bueno, en el transcurso de estos días, pues la verdad a mí me gustaba mucho la idea de venir a Beşiktaş. O günler içerisinde ben de bu teklifi değerlendirdiğimde Beşiktaş'a gelmenin gerçekten çok hoşuma gideceğini, bu teklifi beni ilgilendirdiğini düşündüm. Y por fin estamos aquí. Ve sonunda buradayım. Gracias a Dios de estar aquí. Y bueno, siempre he estado, llevo 13 años en primera división en España, una fuera de mi casa. Tabii ki çok memnun oldum. Özellikle başarıyla bu sürecin tamamlanmasından dolayı çok memnun oldum. 3 yıldır İspanya'da oynuyordum. Şimdi evimin dışına çıkacağım. Es una liga nueva para mí. Ve bu benim için yepyeni bir lig. Y con mucha ilusión y ojalá pues se gane muchas cosas, ¿no? Çok heyecanlıyım. Umarım çok güzel şeyler, çok kazançlı bir süreç olur. Peki öncesinde Beşiktaş'ı takip ediyor muydu? Ya Beşiktaş'la ilgili bildiği bir şey var mıydı? Antes usted seguía a Beşiktaş, usted sabía algo de Beşiktaş? Sí, sí, porque especialmente usted él piensa que usted conocía a los jugadores. Sí, porque amigo mío como Guti estuvo aquí Guti, y lo buradaydı sigo. Arkadaşım. Y por eso me fijaba más en Beşiktaş. O yüzden de bir gözüm her zaman Beşiktaş'ın üzerindeydi. Dikkatimi çekmekteydi Beşiktaş. Gelmeden önce Guti ile konuşma fırsatı oldu mu peki? Antes de venir, usted tenía la oportunidad de hablar con Guti? No, porque ha sido todo tan rápido y tampoco podía decir nada a nadie porque no era todavía... Era como un secreto. Hayır, her şey çok hızlı gelişti. Bir de tabii bir o süreçte bir sır olduğu için kimseye bu durumdan bahsedemedim. Pero lo llamaré, en breve lo llamaré. Ama şimdi hemen kendisini arayacağım. Evet, hemen taraftarlarla ilgili de sorularımız var kendisine. Beşiktaş taraftarını biliyor mu, duydu mu? Taraftarların havaalanında karşıladılar, onu neler hissetti? También tenemos preguntas sobre los fans. ¿Usted sabe de algo de los fans de Beşiktaş? Y ellos vinieron al aeropuerto para recibir a usted. ¿Cómo eran sus sentimientos en ese momento? Pues la verdad que me impactó, ¿no? Porque allí en España también... Pero no es tanto como aquí. Aquí parece que viven más fútbol, ¿no? Sanki daha heyecanlılar. Ben eminim ki Beşiktaş taraftarı onu çok sevecek. O da Beşiktaş taraftarını çok sevecek. Ve uzun yollar birliktelik olabilir. Onu çevirmenizi rica ederim. Bu sırada bir onu tanıyalım bence. Está seguro que los fans de Beşiktaş, usted va a gustar muchísimo a los fans de Beşiktaş y eso va a ser un proceso recíproco de sentimientos. Evet, şimdi Alexis'i daha yakından tanıyacağımız görüntülerimiz var. İsterseniz önce bir onları izleyelim ve ardından devam edelim programımız. Tenemos un videoclip sobre para conocer a usted un poquito mejor. Vale. Evet, o Delgado 1.85 boyunda ve stoper mevkisinde görev yapıyor. İspanyol futbolunun saygın savunmacıları arasında yer alan başarılı defans oyuncusu, meziyetlerini Malaga altyapısında kanıtladıktan sonra forma giyerek çalışmalarının karşılığını aldı. İlk sezonunda pek forma şansı bulamasa da o zamanlar Malaga'nın başında bulunan buldu. 2004-2005 sezonunda 13 maçta forma şansı bulurken 2005-2006 sezonunda takımının 34 maçında forma giyip 4 gol attı. Maçı şanssız bir sakatlık geçirdiği kulüpte 2 sezon başarıyla forma giydi. Alexis 2008 Copa del Rey finalinde eski takımı Hetafe'ye gol attı ve Valencia'nın 3-1'lik zaferle kupayı kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Valencia'dan Hetafe'ye kiralanan Alexis Delgado, daha sonra bonservisiyle birlikte Hetafe'nin oyuncusu oldu. Hetafe'de üst düzey maçlarda forma giyip kalitesini ortaya koydu. Başarılı forma Avrupa Şampiyonluğu madalyası da bulunuyor.
Evet, Alexis Delgado ile birlikteliğimiz sürüyor. Alex'e şunu sormak istiyorum. Kariyerinde çok önemli takımlarda oynadı. Malaga, Getafe, Valencia gibi. Bu takımlarda mutlaka önemli zamanlar geçirmiştir. Bu tecrübeyle birlikte Beşiktaş'a neler getirecektir? O kendi özelliklerini nasıl tanımlar? Bir sağ içinde mesela savaşçı bir oyuncu görüyoruz. Güçlü bir oyuncu görüyoruz. O nasıl tanımlar kendisini? Usted en su carrera ha jugado para muchos equipos muy importantes como Valencia, Sevilla. Entonces, ahora que viene a Beşiktaş, ¿qué piensa usted que va a llevar a Beşiktaş? Y nosotros definimos de usted como un jugador muy fuerte. ¿Usted cómo se defina? ¿Qué tipo de jugador es usted? Bueno, a mí lo que me dicen siempre que lo doy todo, ¿no?, en el terreno de juego. Vengo aquí con mucha ilusión y siempre voy a 100%, ¿no? Y entregarle todo lo de mí para Beşiktaş, para defender estos colores, ¿no? Her zaman benim için şöyle derler, elim ne varsa verdiğimi %100 bir şekilde futbol sahasında kendimi ortaya koyduğumu, elimdeki her şeyi takımımı savunmak için ortaya koyduğumu söylerler her zaman. Y nada, con mucha ilusión y ojalá que gane mucho título, ¿no? Çok heyecanlıyım ve umarım pek çok maçlar kazanırız, pek çok başarılar getirir bu süreç. Evet. Evet, sevgili izleyicilerimize de söyleyelim. Fulya Özlem bize tercümanlık konusunda yardımcı oluyor. Size de çok teşekkür ediyoruz bu arada yardımlarınız için diyelim. Ve ben aslında bir soru daha sormak istiyorum. Türkiye'deki ligi, Türk karşılaşmalarını nasıl değerlendiriyor kendisi takip ettiği kadarıyla? ¿Qué piensa usted de los equipos en Turquía? Sobre todo del juego. Sobre todo este año han venido jugadores importantes, ¿no?, a la Liga de Turquía. Y yo creo que cada vez una liga muy, muy interesante, ¿no? Y yo tenía, la verdad, que muchísimas ganas de jugar aquí y gracias a Dios pues lo he podido conseguir, ¿no? Buraya her seferinde çok önemli futbolcular geliyor. Onların geldiğini görüyorum ve ben de son derece heyecanlıyım. Yani çok önemli futbolcular geliyor ve onları takip etmekteyim. İlk defa mı geliyor Türkiye'ye? Es su primera vez en Turquía? Sí, mi primera vez. Evet. Özellikle merak ettiği neresi var? Yani bilgi alırken Türkiye ile ilgili olarak buraya gelirken nereleri ilk önce gitmek, görmek ister, ne yemek ister? ¿Qué quisiera ver primero, por ejemplo? ¿Qué ha escuchado de Turquía? ¿Cuál le llama la atención? Primero me gustaría ver el estadio y la ciudad deportiva de Beşiktaş. Öncelikle Beşiktaş'ın o spor sitesini görmek istiyorum. Y después me han hablado muy bien de todo. La verdad que gente, amigos míos que han estado aquí, me han hablado muy bien, me han dicho que la gente muy encantadora y nada. İnsanları tanımak istiyorum özellikle çünkü burada daha önce oynamış olan arkadaşlarım insanların gerçekten çok hoş olduğunu söyledi. O yüzden insanların çok sevilisi olduğunu söyledi. O yüzden onları tanımak istiyorum özellikle. Türkçeyi öğrenmek gibi bir düşüncesi var mı? Özel dersler alacak mı? Está pensando en aprender turco. Sí, pero va a tomar clases de turco. Sí, me gustaría, pero es complicado, ¿eh? İsterim ama bayağı karmaşık görünüyor. Zor bir şey. Pero me pondré en marcha. ¿Lakabı var mı? ¿Usted tiene un nickname como un nombre que le han puesto aquí? No, en su vida como deportista, no, siempre, en España. Siempre me han llamado Alessi. Siempre. Evet, dövmeleri oldukça ilgi çekici gözüküyor. Her yerinde dövmeler var. Anlamı var mıdır muhtemelen? Biraz anlatabilir mi bize? Tienen un significado, tienen... Sí, prácticamente casi todo tiene algo significativo con mi vida. Cosa que me han pasado en mi vida, pues siempre lo estoy reflejando con los tatuajes. Hepsinin hayatımda geçmiş olan çeşitli olaylarla bir ilgisi var. Hayatımda ne zaman önemli bir şey olsa onları bir şekilde dövmelerle ifade etmeye çalıştım. Her bir dövmenin bir anlamı var. Belki Beşiktaş'la ilgili de artık bir şey vücudunda görürüz. Tal vez vamos a poder ver también un nuevo tatuaje que tiene algo que ver con Beşiktaş. Seguro, seguro. Seguro que sí. Tabii, mutlaka olur. Evet, saçlarıyla ilgili de birçok...
fotoğrafını görmüştük gelmeden önce. Hatta onunla ilgili görüntülerimiz var. Üzerine konuşabilirsek. Evet. Ona özel değişik, bakım yapıyor değişik. Mu? Hemos visto modelar. Muchas fotos sobre vuestro sobre su pelo. Sí. Y ahora vamos a ver una foto, un video sobre el pelo. Usted tiene hace algo especial para su pelo? No. No hago nada, simplemente voy cambiando de estilo. Pero prácticamente siempre he tenido el pelo largo. Farklı bir bakım uyguladığım yok. Hiçbir değişik bir şey yapmıyorum. Sadece her seferinde stilimi değiştiriyorum. Yalnız şu ana kadar hep uzun saç kullanmıştım. Peki nasıl karar veriyor buna? Yani böyle esiyor mu? Nasıl oluyor? ¿Cómo decide usted a qué estilo de cabello tener, por ejemplo? ¿Cómo hace esta decisión? Pues la verdad que no sé. Se va un tiempo me gusta tener pelo largo, otro tiempo me gusta tener pelo corto y no sé. Depende de cómo me dé el año, ¿no? O yıl nasıl hissettiğime göre biraz da yani bazen canım uzun saçlı olmak istiyor, bazen kısa saçlı olmak istiyor. O şekilde karar veriyorum. Evet. Forma numarası özellikle mesela tercih edeceği bir numara olacak mı? Usted tiene un número preferido para la camiseta? Siempre he tenido el 2. Pero no sé qué número. Hep iki numara olmuşumdur ama burada ne numarası sahip olacağım bilmiyorum. Sen iki dolu yanlış hatırlamıyorsan. Ahora, el número dos estará... İkinci bir seçeneği var mı? Ocupado, ¿no? Estará ocupado, sí. No hay problema. Si usted tiene una segunda preferencia... Primero tengo que mirar los números y... Pero no tengo ninguna preferencia. Yo, özel bir tercihim yok. Öncelikle numaralara bakmam gerekecek. Bu forma hakikaten çok yakışmış yani, onu söylemek lazım. Le va muy bien la camiseta. Ya me estoy viendo la tele y la verdad que sí. Ben de televizyonda bakıyorum kendime. Hakikaten ekranda bakıyorum. Hakikaten hoş olmuş. Kendisi de memnun yani bu halinde. Entonces usted está contento. Sí, feliz, estoy feliz. Çok mutluyum, evet. Evet, çok güzel görüntüler var. Onu araştırırken bir dans videosuyla da karşılaştık. También cuando buscábamos información sobre usted hemos encontrado un video de baile, entonces miremos el video donde usted hace moonwalk. O görüntüler hazırsa arkadaşlardan rica edelim, moonwalk yaptığı görüntüler var Alexis'in. Nereden bulmuşlar? Compañero y quien perdía tenía que bailar y tenía que sacarlo al Instagram. Bu bir antrenmandan sonra arkadaşlardan biriyle iddiaya girmiştik. Kim kaybederse o bu dansı yapacaktı ve Instagram'a koyacaktık. Demek ki kendisi kaybetmiş. Peki dans etmeyi sever mi? Sosyal hayatında le gusta bailar en su vida social? Sí, me gusta, me gusta. Tabii, severim. Evet. Taraftarlarımıza bir mesajı olur mu kendisinin? Mesela kendisinden, şimdi onlar da çok heyecanlılar. Günlerdir onu bekliyorlar. Neler söylemek ister Beşiktaş taraftarına? ¿Qué diría usted a los fans de Beşiktaş? ¿Le gustaría dar un mensaje a los fans de Beşiktaş? Sí, que muchísimas gracias por haberme acogido de esta manera. Y nada, yo mi forma de hablar en el terreno de juego. Que ahí es donde verdaderamente hay que demostrarlo. Ben sadece çok teşekkür ediyorum. Beni bu şekilde karşıladıkları için çok mutluyum. Benim asıl konuştuğum, sözümü söylediğim alan futbol sahasıdır ve orada gerçek mesajımı göstereceğim. Evet. Bir de şunu da söyleyelim. Şimdi Beşiktaş tabii şampiyonluğu hedeflemiş ve bu yolda emin adımlarla ilerleyen bir takım. Nasıl buluyor şu anda takımın durumunu ve katacakları ile alakalı olarak başka neler söylemek ister? Por supuesto, Beşiktaş es un equipo que su objetivo es llegar a ser campeón. ¿Cómo ve usted a Beşiktaş en esta situación? ¿Cómo ve usted la situación de campeón. Beşiktaş? Es un campeón olarak görüyorum ben de Beşiktaş'ı. Sí, lo veo. ¿Y qué va a llevar usted a Beşiktaş para...? Trabajo, humildad y lo que siempre doy en el terreno de juego, ¿no? Sacrificio y humildad. Çok çalışmak ve alçak gönüllülük ve bütün işimi ortaya koymak.
Beşiktaş aslında ofansif karakterde bir takım. Daha çok hücum eden bir takım. Savunmada az top geliyor ama az toplarda çok dikkatli olması lazım. Dikkati dağınık mıdır? Nasıl? Beşiktaş normalmente se define por ser un equipo que tiene un juego más ofensivo. Pero usted como pero es también muy importante en la en el campo de defensa. Tal vez no vienen tantos tantas pelotas, pero las que vienen sí que son muy importantes y tienen una importancia muy crítica. Entonces, ¿usted qué piensa sobre eso? Pues bien, sobre todo... Bueno. Y la pregunta es, si usted se distrae fácilmente, si usted tiene alguna distracción porque no viene tantas pelotas en su campo. No, que va, los defensas tenemos que dedicarnos a defender, ¿no? Que es nuestro trabajo y intentar hacer lo mejor posible. Y estar concentrado los 90 minutos, ¿no? Yok, elbette ki yani bir savunma oyuncusunun oyunu savunmadır ve bütün bizim 90 dakika boyunca bütün dikkatimiz ona yönelik ve tabii ki takımımızı en iyi şekilde savunmak bizim görevimiz. O yüzden 90 dakika boyunca full konsantrasyonla çalışmaktayız. Bunu duymak da güzel. Evet. Es muy lindo escuchar esto. Kariyeri boyunca hiç unutamadığı bir anı merak ediyorum. Hay un momento en su carrera que nunca puede olvidar, que les impactó mucho, les impresiona mucho, un recuerdo. En todo lo que llevo de fútbol. Sí, sobre todo mi primer partido en primera división, que fue con el Málaga, en mi tierra, que soy de allí, y ver a mi gente, a mi afición, mi familia, mis amigos, pues que gracias a base de trabajo y de sacrificio he logrado estar en primera y sobre todo en el campo del Málaga, ¿no? Y después un título que gané con el Valencia, Copa Rey, y tuve la suerte de marcar el gol de la final. İlk maçım özellikle Malaga'da kendi evimde oynama fırsatı bulmuştum ve o zaman kendi insanlarımın karşısına çıkmak ve yine birinci bölümde yer almak beni çok heyecanlandırmıştı. Bir de Valencia'da Copa de Rey. Krallık Kupası'nı aldığım zaman da yine çok özel bir andı benim için. Evet, hakikaten Beşiktaş stüdyolarında onu burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Tekrar hoş geldin diyelim ona. Estamos muy felices, muy contentos de recibir a usted aquí y nos gustaría decir una vez más bienvenido. Taraftara da bir mesajı varsa. Y si usted tiene un mensaje para los fans, nos gustaría recibir este mensaje para ahora. Para los fans de Beşiktaş. Pues nada, que vengo con mucha ilusión, con mucha ganas y que ojalá pronto pues tenga la oportunidad de jugar y demostrar lo que valgo. Çok heyecanlıyım gerçekten. Buraya çok isteyerek geldim ve en yakın zamanda oynamak ve değerimin ne olduğunu taraftarlara göstermek amacındayım. Evet, yavaş yavaş veda etmeden bir görüntüsü daha var. Görüntümüz daha var. Bir matador görüntülerimiz var. Tenemos un video más. Otro más. Onları da bir izleyelim. De matador. Podemos ver este también. İzleyelim arkadaşlarımızdan rica edelim. Poco a poco, poco a poco. Ya estoy. Las cosas con prisa no son buenas. Ahí la tiene. Ahí la tiene. ¡Ay! Evet, hikayesini dinlemek isteriz. Nos gustaría escuchar la historia de este video. Eso fue ya que con el Getafe fue la... Estábamos salvados. Y nos fuimos todo el equipo. ¿Dónde? Getafe. Getafe. Nos salvamos en primera división. Siempre salvamos las categorías. Categoría. Y entonces para disfrutarlo y todo el sacrificio que habíamos llevado durante todo el año, pues todo el equipo nos fuimos a hacer una especie de comida y una vaquilla, torear y un poco de buen rollo. Bir yıl boyunca harcamış olduğumuz emekleri, sarf etmiş olduğumuz çabayı kutlamak için bir araya geldik futbolcu arkadaşlarımla ve o gün kendi aramızda bir eğlence düzenledik. İşte yemekler hazırladık, bir şeyler içtik. Bir de böyle bir boğa güreşi düzenledik.
O cesaretinden dolayı kutlayalım. O boğanın karşısına çıkmak zor bir şey de sonda bir kaçtı gibi geldi bana. Yanlış mı gördük? Felicitaciones para su coraje, su valor. Debe ser muy difícil enfrentar a un toro. Pero en fin del video vemos a usted que está huyendo, está escapando del toro. Me miró raro y digo, más vale correr. Evet, çünkü bana şöyle bir bakış fırlattı. Ben de dedim ki şu anda kaçmak daha değerli olacak. Gerçekten çok güzel görüntüler ve çok tekrar teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için, Beşiktaş'ta olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y estar formar parte de Beşiktaş. Muchísimas gracias. Evet. Çok teşekkürler. Ama neşe anlamında Olcay'ı tehdit eder halde, takımda Olcay diye bir takım arkadaşı olacak. Pero... O da çok neşelidir, hakikaten onun neşesini yerine alabilir. Çok. Usted va a tener una competencia en términos de alegría con Olcay. Olcay también es muy alegre. Sí. Y usted van a... Me gusta la persona alegre y porque la felicidad transmite alegría y eso después se refleja en el terreno de juego. Ben de neşeli insanları çok seviyorum çünkü o neşe yani mutluluğun bir belirtisi ve mutluluğu geçiriyor ve zaten neşeli insanlar, mutlu olan insanlar da futbol sahasında daha iyi oynayabiliyorlar, onu daha iyi gösterebiliyorlar. Evet, kendisinden özel bir ricam olacak. En büyük kara kartal, en büyük kartal diyebilir mi Türkçe olarak? Puede decir en büyük kara kartal, en büyük kartal en büyük turco. Beşiktaş. ¿Cómo? Es complicado, dile que voy poco a poco, que todavía... Yavaş tamam. Başlayacağım. En büyük kartal. En büyük kartal. Kartal. En büyük kara kartal. En büyük karataka. En büyük Beşiktaş. Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Yeah, así mejor, ¿no? Harikasın. Harika, gerçekten teşekkür ediyoruz. Var mı başka sormak istediğim şey? Muchísimas gracias. Nada, un placer. Evet sevgili izleyiciler, çok önemli bir isim. Yeni transfer Alexis Delgado ilk açıklamalarını Beşiktaş TV'de yaptı. Gündem özel programımızın sonuna geliyoruz böylece.